Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber dağınık bir anda başlıyoruz videoya, kusura bakmayın. Temizlik yapamadım. Aslında şu an video çekme gibi bir planım yoktu. Ama sizlerle bir şey paylaşmak istedim. Malum kış kapımızda, hatta geldi sayılır çoğu il için. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Çoğu kuşun durumu böyle. Tüyleri diken diken. Bunun ne demek olduğunu bilmeyen arkadaşlar olabilir. Kuş sesi için tekrar kusura bakmayın. Bunun ne anlama geldiğini bilmeyen arkadaşlar olabilir ama şu kuşta bakın çok özellikle çok belirgin. Onu bir net çekelim. Bazıları soruyor işte abi kuşumun tüyleri diken diken. Arkadaşlar kuşunuz tüye girmiş. Bunun ne demek olduğunu açmak gerekirse insanlarda gardırobumuzda bir yazlık bir kışlık kıyafetler olur ya. Hani yazın kışlıkları kaldırıp yazlıkları çıkarırız. Öteki türlü tam tersi. Kuşlarda aynı şekilde arkadaşlar. Kışın yazlık tüyü döker, kışlık tüyü çıkartır. Yazın kışlık tüyü döker, ince tüyü yani yazlık tüyü çıkartır. Bu onların mevsime daha iyi adapte olmaları açısından büyük önem sağlar. Ama bu tüy süreci biraz zorlu bir süreçtir. Hayvanınız kilo verebilir, dışkısında kötü. Yani cıvık, ishal gibi görebilirsiniz dışkısını. Hasta zannedebilirsiniz. Çok hala hareketli olmayabilir. Bunun sebebi kuşunuzun karnı ağrır. Gerçekten kötü bir süreçtir. Hani yumurtlama ve bu belki kuşun en zorlandığı iki dönemdir. Bunu nasıl çabuk atlatırız? Bundan bahsedeceğim. Bir tane B vitamini karışımı yapmıştık. Hani tüydeki kuşlara çok iyi geliyor demiştim. Takipçilerimiz bilir. Bilmeyen arkadaşlar için de hemen şu köşeye koyuyorum arkadaşlar onu. Hatta vitaminimizi de şöyle göstereyim. Belki bulamayan arkadaşlar falan olur. Şu serum şişesini görürseniz doğru videodasınızdır arkadaşlar. B vitamini direkt tüyle alakalı bir vitamin olduğu için tüy çıkışını hızlandırdığı, sağladığı için daha iyi olacağını düşünüyorum diğer vitaminlere göre. Elinde B vitamini olmayan arkadaşlar multivitamin de kullanabilirler tabii ki. Ama özellikle B vitamini şart yani. Şöyle diğer kuşlarımızın da halini göstereyim. Onlar da hani tüydeler yani. Hafif hafif. Ama şu an en ağır o. Orada bakın diken diken gördüğünüz tüpler tüy çıktığı deniliyor. Onlar patladığında içinden yeni tüyler çıkacak. Aslında hani öyle kelleşme falan filan yok yani. sonra bir diğer yapabileceğimiz şey de şöyle size göstereyim. Şurada yulaf tohumumuz var. Yulaf kuşların tüyden çıkmasını sağlayan mucize bir tohumdur arkadaşlar. Çok besleyici. Hatta şurada da yenmiş yulaflarımız var bakın. Hani yulafı da çok sever kuşlar zaten. Sadece yulafı öyle her dakika, her gün vermenizi önermiyorum. Ben şimdi size tüy videosu çekmek için kuşlarımıza yulaf vereceğim. Yulafa bayılırlar zaten, saldırırlar. Şöyle bir miktar yulaf alalım. Bir yemliğe. Bunu hani direkt sadece yulaf diye vermiyorum ama ayrı bir yemliğe. Bakın şurada yemleri var zaten. Ayrı bir yemliğe bir miktar yulaf koyuyorum. Kapatacağım şimdi bunu. Kafeslerine takacağım. Bunu gün içinde tüketeceklerdir. Hem karın ağrılarını azaltır hem de tüyden çıkmalarını hızlandırır. Tüyleri daha canlı olur. Bir diğer yapabileceğiniz şey de eğer kesinlikle odanız rüzgar almaması lazım bunun için. Kuşlarınıza bol bol banyo vermek. Şurada gördüğünüz banyo tuzu var. Bunun bir videosunu çekmeyi düşünüyorum. Banyo tuzunu banyoya katıp verirseniz, banyo tuzu yoksa sirke de olur. Kuşlarınız da daha çabuk tüyden çıkacaktır. Hem böyle daha da rahatlayacaklardır. Ama dediğim gibi kışın rüzgar almayan bir yerde olması lazım. Çünkü direkt hasta edersiniz kuşları. Ben şimdilik banyo vermiyorum. Çünkü çok gerekli değil. Yulaf, vitamin falan hallediyoruz bu şekilde. Umarım sizin için faydalı bilgiler vermişimdir. Lütfen kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.